Şimdi bir Ankara'ya tekrar dönelim. Gizem Yağbasan CHP Genel Merkezi'nden bir kez daha karşımıza gelsin. Çünkü parti meclisi toplantısı devam ediyor ama o parti meclisinden onaylanan isimlerin bilgisi de geliyor. Gizem şimdi onları tek tek bize aktaracak. Gizem? Evet, Senem Ilgaz, parti meclisi devam ederken tabii isimler de kulislere yansıyor. Dilerseniz büyük şehirlerden hızlıca başlayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Atasoy Bilgin oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynep Özbaş Arıkan'ın ismi onaylandı parti meclisinde. Ve Muğla'da aslında açıklanmayan pek çok ilçe vardı. Onlar da onaylandı. Bodrum'da Tamer Mandalinci, Fethiye'de Alim Karaca, Menteşe Gonca Köksal, Marmaris Acar Ünlü ve Seydi Kemer'de Özgürcan Büyük Çoban'ın ismi parti meclisinden geçti. Tabii Ankara içinde MYK'dan inen ama parti meclisinde onay bekleyen isimler vardı. Ankara Altındağ'da Ramazan Değerli, Çamlıdere'de Mehmet Cengiz, Keçiören'de Mesut Özarslan isimleri MYK'dan inmişti parti meclisine ama henüz onaylanıp onaylanmadığına ilişkin bir bilgi gelmedi. Bunun altını çizelim ama Muğla'nın pek çok ilçesi parti meclisinde onay aldı. Kocaeli ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklanmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii parti meclisi toplantısında yapılacak açıklama da önemli. Yazılı bir açıklama mı gelecek yoksa parti sözcüsü Deniz Yücel yeniden kameraların karşısına mı geçecek? Henüz belli değil diyelim. Ama şu dakikalarda parti meclisi toplantısı devam ediyor diyelim ve şimdilik söz size bırakalım. Teşekkürler Gizem Yağbasan'a. Teşekkür ediyoruz. Yine yeni bir bilgi geldiğinde döneriz ona. Yani bu arada işte Sözcü Televizyonu izleyenler, gazetesini okuyanlar, Sözcü.com.tr'ye bakanlar aslında pek çok bilgiyi şimdi MYK ve Parti Meclisi ile şekillenen bilgiyi bundan birkaç saat önce öğrenmişti. Mesela şimdi şöyle bakıyorum, saat 17.53'te Saygı Öztürk'ün haberinde Mesut Özarslan'ın Keçiören'den, Ramazan Değerli'nin Altındağ'dan, Mehmet Cengiz'in Çamlıdere'den aday gösterileceğinin MYK'da işte karara bağlandığı bilgisini vermişti. Dolayısıyla bu notu da düşeyim istedim şimdi yeri gelmişken. Semih Turan'a döneceğim tabii ki burada. Mesela İYİ Parti'den 3 ismin Ankara'da, burada Mansur Yavaş etkisi olduğunu söyleyebiliriz herhalde rahatlıkla. Ya şimdi Ankara'daki okuma şöyle, yani Ankara biliyorsunuz İstanbul'dan daha farklı parametreler var oy kullanırken. İşte bir de şöyle bir şey son zamanda gelişmeye başladı. Ankara'da iki tane parametreye bakılıyor. Birincisi Ankaralı olmak, Erdal Beşikçioğlu'nun dediği Ankaralı olmak. İkincisi de milliyetçi kökenden gelmek. Böyle bir aslında bir ezber başladı. Bu ne kadar